Ben burada bir belediye başkanınızdan ziyade bir kardeşiniz, bir evladınız, bir hemşeriniz, bir arkadaşınız olarak bulunuyorum. Ettiğiniz duaları Cenab-ı Hak kabul eylesin. Cenab-ı Hak umduklarınızı nasip eylesin, korktuklarınızdan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Hak sizleri, bizleri iki cihanda aziz eylesin. Böyle bir güzel havada, böyle bir güzel mekanda, böyle güzel birlik beraberliğin sağlandığı bir ortamı görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Evet, bunun adına kem gözlere şiş denir. Gerisi teferruat. Evet, biraz önce ilahi de diyor ki sen Allah'ı seversen kullar seni sevmez mi diyor. Siz birbirinizi severseniz, efendim siz birbirinizle hemhal olursanız yapamayacağınız hiçbir şey olmaz. Sevginin ötesinde de efendim insanın huzur bulacağı hiçbir sözcük yok. Ve masrafsız bir şekilde seni seviyorum demenin de insana hiçbir zorluğu yok. Evet, şimdi burada bir Hacı amcayla konuşuyorum. Diyor ki 1961'de diye başlıyor. 1961'de derken ben 2 yaşındayım. Ve ondan sonra size köyde armut toplamaya gelirdik diyor. Ve sonra ben 30 yıl kamyonculuk yaptım. Eşimle hacca gittim ve şimdi ise eşim yok dedi ve doluktu. Evet. Hayat. Doluyoruz, yaşıyoruz ve neticede ölüyoruz. Bunun adına da hayat diyoruz. Ben hayatı daha da kısa vadeyle anlatıyorum. Hacı amca gibi 30 yıl kamyonculuk, bilmem şu kadar haç, bilmem bu kadar armut toplamak, bilmem bu kadar çile çekmek veya sefa sürmek olarak söylemiyorum. Benim tabirimle hayat ezanla başlayan, selayla biten sürecin aradaki zamana hayat diyoruz. Doğuyoruz, kulağımıza Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ölüyoruz, Esselatu Vesselam. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Mezun burada tamamdır. Bu kadar kısa bir hayatın içerisinde, bu kısa dönem içerisinde insanların birbirini üzmeleri, birbirini kırmalarının bir manasının olduğunu düşünmüyorum. Hele hele de sen felanca partidensin, o felanca partiden veya o felanca nesepten gibi basit bir kelimelerle efendim insanların kırılmasına da mana veremiyorum. Cenab-ı Hak, burada hocalarımız var. Kefaret verdiği bir iki tane Kur'an-ı Kerim'de efendim mevzu var. Ne diyor? Diyor ki Cenab-ı Hak, ben dinimin kıyamete kadar kefiliyim. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben yarattığım kulların rızkının kefiliyim. Efendim, ufak bir meseleden, tarla tapan meselesinden, efendim, sınır meselesinden, efendim, gönül meselesinden birbirimizi kırmanın anlamı yoktur. Zaten Cenab-ı Hak rızka kefaret vermiştir. Şimdi biz biraz önce geldik. Ben cacık söyledim. İçtim, yedim, benim rızkım. Muhtar söyledi. Efendim hala cacık önünde duruyor. Rızkının olup olmayacağı belli değil. Rızık dediğimiz şey boğazdan geçendir.
Geriye kalan ise mülktür. Rızkımızın ne zaman kesileceğini bilmiyoruz. Mülkümüzün de bıraktıktan sonra hangi şekilde kullanılacağını bilmiyoruz. Bilmediğimiz işlerin fiilini işlememektense bildiğimiz bir şey yapmak lazım. O da birbirimizi sevmek, birbirimizle iyi geçinmek, birbirimize güler yüzlü olmak, birbirimizi büyüklerin, küçüklerin sevgi ve saygı esasında bilgi sahibi olması lazım. Büyüklerimizin de sevgi sahibi olması lazım. Ben de bu manada bu köyü tanıdığım günden beri açık açık söylüyorum. Allah rızasını seviyorum. Benim köyümden farkı yok. İşte teyzelerimi görüyorum. Anama ablama benziyorlar. Görüyorum işte armut toplamaya geliyorlardı. Biz de armut kasalarına yardım ederdik gençlik yıllarımızda. Yani aynı havayı, aynı sevdayı teneffüs ediyoruz. Şimdi ben zaman zaman böyle konuştuğumda bazı arkadaşlar ise benim bu konuşmamı basit değerlendiriyorlar. Ben şöyle söylüyorum. Her zaman için size hizmet talibim diyorum. Sizleri efendim mutlu görmek arzu ettiğimi, efendim sizler için de elimden geleceğim hizmeti sonuna kadar yapacağımı söylüyorum. Bizim bu konuşmamızı efendim yandan dinleyenler var. Efendim alışmamışlar. Efendim kibarla, mütevazili. Onlar alışmışlar sahte sözlere, makyajlı efendim gönüllere. Bizim kitabımızda yok. Ben Cenab-ı Hakk'a şöyle diyorum. Ya Rabbi, gönlümde olmayanı dilimden çıkarma. Gönlümde ne varsa onu açık açık söylüyorum. Sizleri sevdiğimi söylüyorum. Sizlerin bir evladı olduğumu söylüyorum. Ben bunu mütevazilik anlamında söylemiyorum. Kalbi olarak söylüyorum. Benim bu söylemlerimi yanlış şekilde değerlendirenlere ne söyleyeceğimi de fevkalade bilen bir kardeşinizim. El cevap. İsteyene istediği şekilde cevabı vermekten de asla imtina etmeyeceğimi bilmenizi arzu ediyorum. Efendim. Onun için bu manada geçen de biz buraya geldik. Ben burayı anlattım. İşte dedim ki şuradaki konuşmamızda efendim işte Yeniceli arkadaşlarımız burada çalışacak. Kardeşlerimiz burada çalışacak. Arkamdan birisi bana yazmış. Yani bu köylü olduğunu düşünmüyorum. Yeniceye geldiğini görüyorsun. Seni efendim oraya açılınca göreceğiz. Oraya adamlarınızı ayarladınız. Yenice'de efendim vatandaşın karşısında böyle konuşuyorsunuz. Yani benim yalan söylediğimi iddia ediyor. Adamın ağzına biber dökerim, biber. Terbiyesizliğin üzüntü yok. Ben verdiğim sözü tutarım. Evet, burada Yeniceliler çalışacak. Elbette ki teknik bir kadro varsa, onu bilen başka yerdeyse o çalışacak. Öyle değil mi yani? Ama %90'ı da Yeniceli çalışacak. Olay bu. Onun için o yazıyı yazanı bileni eğer tanıyanınız varsa burada yeni şeylere çalıştığı zaman onun ağzına burnuna böyle istop döküldüğünü yani Urfa istotu var ya döküldüğünü bilmenizi isterim. Sizler biliyorsunuz ki tabii yemek sürdüğü için konuşuyorum ben yani uzatıyorum yemek devam ediyor ya. Beni tanıyan arkadaşlarım bilir. Hatıra gönüle konuşmam.
Hatıra gönüle gülmem. Hatıra gönüle kimseye boyun eğmem. 61 yaşındayım. Ne zaman tecelli olacağını bilmediğim için ben her zamanki duruşumu, varoluşumu, tavrımı sergilerim. Ama ben hep şöyle söylüyorum. Kendimi tanıtırken bu benim yaşam şeklim, mevzuyu kapatıyorum. Ben ki ben diyorum. Ömer'den olma, Azize'den olma, köylü fakir bir ailenin evladıyım. Elif gibiyim elhamdülillah. Eğilmediğim, eğilmeyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda 5 kez eğilmekten gayrı. Yunus gibiyim. Kullarda hep hakkı arar dururum. Mevlana gibiyim. Asla gitmem. Arzumdur, asaletimdir, adaletimdir. Hazreti Ömer Efendimiz'in adaleti. Yiğitliğimdir, cesaretimdir. Hazreti Ali Efendimiz'in zülfikarı. Ben bilirim ki ben ezanla geldim, serayla gideceğim. Tefekkürden başka yoktur bir gayrım. Dostlara birer selam verir, birer helallık diler ve Allah'a ısmarladık derim. Hepinize saygı ve muhabbetlerimle Cenab-ı Hak birliğinizi, dinliğinizi, günümüzü kabul etsin. Muhtarımızı da hepinizin huzurunda kutluyorum. Bu mübarek günde, mübarek duanın olduğu yerde de muhtar kardeşimin gayretlerini bildiğim için hepinizden muhtara birer alkış istiyorum saygılarımla.